Bütün bebekler gibi küçük Grace, buradaki lemur gibi bütün primatların yüzüne bakarak onları birbirinden ayırabilir. İşin ilginç yanı, ablası bunu yapamıyor. Onun için bütün lemurlar birbirinin aynı. Peki siz yapabiliyor musunuz? Peki işinizi biraz kolaylaştıralım. Onları şimdi ayırt edebiliyor musunuz? Hayır mı? Yalnız değilsiniz. Çünkü bütün hayatını bu lemurlar gibi primatları incelemekle geçiren uzmanlar bile onların yüzlerini ayıramıyor. Ama küçük Grace gibi hayatımızın belli bir döneminde hepimiz onları ayırabiliyorduk. Ve Sheffield Üniversitesi'nin bilim adamları bunu kanıtladı. Primatların yüzlerini iki grup bebeğe gösterdiler. Bir grup 6 aydan daha küçük, diğeri 9 aydan büyüktü. Başlangıçta bütün bebekler bir yüze baktı. Dikkatleri dağılmadı. Ama araştırmacılar farklı bir yüzü denediklerinde sonuçlar inanılmazdı. Büyük bebekler yeni yüze bakmayı reddetti. Sıkılmışlardı. Onu daha önce gördüklerini sanıyorlardı. Şurası kesin. İki yüz arasındaki farkı göremiyorlardı. Ama küçük bebekler yeni yüze baktıklarında hikaye daha farklıydı. Onlar büyülenmişlerdi. Çünkü onlar bunun farklı bir lemur olduğunu görebilmişlerdi. Ama insanların dünyasında yaşayabilmek için bütün bebeklerin bu olağanüstü yeteneği kaybetmesi gerekiyor. Peki ne oluyor da bir bebeğin beyni ailesininkine daha çok benziyor? Bunun cevabı, beynimizin diğer insanlarla iletişim kurma yeteneğinin nasıl geliştirdiğiyle ilgili birçok şey anlatıyor. Bir bebeğin beyni bu tere tepsisine benzer. Bütün tohumlar sinapsların bireysel bağlantılarını gösteriyor. Hepsinin farklı görevleri vardır. Doğdukları andan itibaren çok sayıda bağlantı yeşerir. Bebeklerdeki sinaps sayısı yetişkinlerinkinin 1,5 katıdır. Bu onlara ihtiyaçları olmayan yetenekler verir. Bunlardan biri de farklı primat yüzlerini ayırt etme özelliğidir. Beynimizde özellik kazanması gereken çok fazla sayıda sinaps vardır. Hangi bağlantının yaşayıp öleceği kime baktığımıza bağlıdır. İnsan bebekleri büyüdükleri sürece neredeyse hep insan yüzüne bakarlar. Yani bu işlemle ilgili bağlantılar hayatta kalır ve büyür. Bebeklerin kullanmadıkları kaybeder. Bunlara primat yüzlerini ayıran bağlantılar da dahildir. Buna göre 10 ay sonra farklı insan yüzlerini tanıma yeteneği her zamankinden iyidir. Henüz bebekken sinapslarımız diğer insanları ayırt etme konusunda uzman olacak şekilde gelişir. Bu böyle devam edecektir. Çünkü etrafımızdaki dünya gittikçe daha karmaşıklaşır.